Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersü sabi'u ve seb'une min kitab-i takrib. Takribin bugün 77. dersini okuyoruz. Ennev'u tasi'u ve selasune. 93 nev'den 39. nev. Marifetü sahabeti radiyallahu anh. Sahabelerin marifetinden bahsediyor. Sahabe kimdir? Sahabeyi nasıl tanıyoruz? Ve haza ilmun kebirun. Bu marifetü sahabe büyük bir bilgidir, büyük bir ilimdir. Azimul faideti, faydası çok büyük. Ve bihi yu'raful muttasilu minel murseli. Muttasıl hadis, mursel hadisten bu ilimle ne yapılıyor? Biliniyor. Sahabeyi tanımazsak, öyle değil mi? Hadis-i mursel, hadise mutasını bilemeyiz. Ve fihi kutubun kesiretun. Bu fen hakkında, bu nev hakkında çok kitaplar yazılmış. Yani sahabe marifetiyle ilgili çok ne yazılmış? Kitap yazılmış. Ve min ahseniha, onların en güzellerindendir. Ve ekseriha faid, ve ekseriha fevaide. Ve min ahseniha ve eksere fevaide. Fevaid itibariyle, faydeler itibariyle. En güzeli ve en çoku el-istihabu istihabdir. Şah burada mı kalek kütüphane denir? Yukarıdaki kütüphane denir. Libni Abdilber, İstihabe kimindir? İbni Abdilber'indir. El-İstihab fi hayati sahabe Libni Abdilber. Fevaid itibariyle hem çok hem güzel bir kitaptır. Ama bu kusur var. Levla maşanehu, eğer onu kabih kılmasaydı, biz zikri ma şecere beyne sahabeti. Sahabeler arasında cereyan eden o olaylarının zikriyle ve hikayeti anil ahbariyin, ahbar haber vericiler, tarihçilerden eğer hikaye etmemiş olsa da çok güzeldi. Ama onunla onu biraz kabih kılmış. Levla ma şanehu. Eğer İbn-i Abdülber o kitabını kabih kılmasaydı, kusurlu kılmasaydı, neyle? Biz zikri ma şecere beyne sahabeti ve hikayeti anil akbariyi. Sahabeler arasında şecere mana cera. Cari olan Hazreti Ali, Hazreti Mavi arasında, Hazreti Ayşe, Hazreti Ali arasındaki cereyan eden olayların zikriyle, onu akbarcılardan, tarihçilardan hikaye etmeyle yer kabih kılmazsa da çok güzel bir kitaptı. Levla ma şanehu, bazı nüshelerden levla ma şanehu bihi min zikri ma şecere. Levla ma şanehu bihi. O da nedir? Min zikri ma şecere. İkisi de olur. Yani tarihçiler çok zaman yanılıyorlar. O da tarihçilerden hikaye etmek suretiyle sahabeler arasında cari olan olayları o kitabında zikretmiş. O iyi yapmamış. وَقَدْ جَمَعَ شَيْخْ اِزُّدِّنْ بُنُ الْاَسِيرِ الْجَزَرِيُّ. Hani İbn-i Esir meşhur var ya. O da cem etmiş fi sahabeti, sahabe hakkında. Kitaben hasenen, o da güzel bir kitabı ne etmiş? Cem etmiş. Cema'a fihi, fihi var mısın ki? Yoksa da yazın. Cema'a fihi, o kitabında cem etmiş kutuben kesireten. O kitabında çok ne? O kitabında çok kitapları cem etmiş. Ve hakkaka eşya'a haseneten, çok güzel şeyleri tahkik etmiş. Oldu.
İbnül Esir, o da Yuhadeki kütüphanede, ismi Üslül Gâbe'dir, 7 cilt mi ne? Üslül Gâbe isminde İbnül Esir'in de Hayat-ı Sahabe hakkında kitabı var. وَقَدْ اِخْتَسَرْتُ بِحَمْدِ اللّٰهِ İmam-ı Nevevi diyor, Allah'ın hamdiyle ben onu ne ettim? Ben onu ihtisar etmişim. Oldu mu? Onu ne etmişim? İhtisar etmişim. Yalnız onun muhteseri pek piyasada meşhur değil, görünmüyor. Hatta Zehebi de o Üsul Gâbe'yi o da ihtisar etmiş. Aşağıya bakın. وَقَدْ اِخْتَسَرْتُ بِحَمْدِ اللّٰهِ وَلَمْ يَشْتَرِ هَذَا الْمُخْتَسَرُ وَقَدْ اِخْتَسَرَهُ الذَّهَبِيُّ اَيْدًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ سَمَاهُ تَجْرِيدٍ O da pek piyasada yok. Bir de Veli Şeyh Lisan Fizalike, Şeyh Lisan İbn-i Hacer Eskali içinde bu dağda El-İsabe isimli kitabı var. El-İsabe fi temiz-i sahabe, kitab-ül hafilun. Yani cami bir kitaptır. وَقَدْ اِخْتَسَرْتُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدِ İmam Sütü diyor, onu da ben ne etmişim? İhtisar etmişim. Demek bu dağda meşhur El-İsti'ab fi hayat-ı sahabe var İbn-i Abdülberin'de. Bildiniz değil mi? Bir de Üssül Gâbe var İbnül Esir'inde. Bir de El-İsabe fi hayat-ı sahabe. Bak orada gördünüz mü? Tehzib-i tehzibin yukarısında. En son. Abdülber sen de gördün mü? Bir de o var. Üçü de bizde var. Hem Üssül Gâbe var bizde. Hem İsti'ab var. O hem El-İsabe. Üçü de var. Biri buradan, ikisi yukarıdaki kütüphaneden. Alın, götürün, bakın, bir inceleyin. Furu'un. Furu'un. Yani burada birkaç Ebu Faydalları birkaç ferden etmiş, toplamış. Burada birkaç ferdir. Burada birkaç fer zikrediliyor. Ehaduhuma. Ehaduha onlardan biri Uhtülife fis sahabiyi, sahabide ihtilaf yapılmış. Sahabinin tarifinde ihtilaf var. Kimin yanında? İhtilaf var. Fel ma'rufu indel muhakkikin, muhakkiklerin yanında. Muhaddisi. İndel muhaddisi, ne? Muhaddislerin yanında ma'ruf bilinen sahabe budur, tarifi budur. Ne demiş? Ennehu kullu muslim. Müslüman olmayan sahabe olamaz. Ra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü ne etmiş? Görmüş. Oldu. Bazıları da diyorlar men laqa nebiyye muslimen ve mata ana İslami. Pek biri Resulullah görmüş. İman etmiş, murted olmuş. Sonra bir daha ne olursa Müslüman olursa, Resulullah'ı görmeden vefat ederse, onun durumu nedir? İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanfi, alimlerin çoğunun görüşü, o riddetlik, o murtedlik sohbeti yok etmiş. Bütün amelleri yok ettiği gibi, sohbeti de ne ediyor? Yok ediyor. Bir daha Müslüman olursa, Resulullah'ı görürse, bir daha sohbet derecesine nail olur. Yoksa o eski sohbet derecesi ne olur? Eski sohbet derecesi inkıta'a uğradı. Oldu. Nesil muhaddislerin yanında kullu muslimi ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazılarının yanında men lakaya nebiyye muslimen ve mata ala İslami. وَاَنْ اَسْحَابِ الْاُسُولِ dedi ya muhaddislerin yanında maruf kullu muslimin ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. وَاَنْ اَسْحَابِ الْاُسُولِ Eshab-ı usul, usul-ü fıkhçilerin yanında, usul eshablarından اَوْ بَعْدِمْ yahut tamamlarından değil bir kısmından şöyle rivayet ediliyor. اَنَّهُ كِمْ sahabi مَنْ طَالَتْ مُجَالَسَتُ O kimse ki Resulullah'la mücalese etti, oturup kalkması, beraberliği uzun süre sürmüş. Men talet uzanmış mücalesetuhu, onun mücalesetuhu, Resulullah'la beraber oturması,
tabi oturmak şart değil. Gaye onunla beraber kalkıp oturması, gezmesi, kalması. Ha, o mücadele de ala tarihi tebaî. Tebaiyet tarihiyle onunla mücadelesi uzun sürmüş. Adam iman etmemiş, Resul'a tabi olmuyor. Senelerce onunla kalırsa yine ne olmaz? Sahabi olamaz. Men talet mücadelesetu ala tarihi tebaî. Tebaiyet cihetiyle, Resul'a tabi olmak cihetiyle, ondan faydalanmak cihetiyle Resulullah'la uzun süre oturan kişi. Ama adam gelmiş Resulullah'a bir vefir cihetle yanında oturmuş. Uzun süre oturmuş, kalkmış, gitmiş. Mutabet olmadan, iman etmeden o sahabe olamaz. Demek ki anne sahabil usul ev ba'dihim ennehu men talet mücalesetu ala tariqi tebaî. وعن سعيد بن المسيب aslında Müseyyep diyor mübarek o isimden hoşlanmıyordu. Müseyyep diye kullanıyor diyorlar alimler çoğu. Biz de Müseyyep diyoruz. Müseyyep yani yaramayan böyle çöpe atılan kenara atılan demek. وعن سعيد بن المسيب أنه لا يعد صحابيا sahabi olarak ad edilmiyor. Sahabi olarak kabul edilmiyor. İlla men ekame ma Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem senetine ve senetini. Bir kişi Allah'ın Resulü'yle bir sene veya iki sene en az kalmadan o sahabi sayılmaz. Ev gaza ma'ahu gazveten ev gazvetini. Veya bir iki sene kalmamış ama bir veya iki gazvesine katılmış. Efendimizle beraber gazvete katılmış. فَاِنْ سَحَّ عَنْهُ فَتَعِفُ Bunu kim söylemiş? Said bin el-Müseyyeb söylemiş. Ne demiş? Birinin sahabe olması için bir veya iki sene Resulü'yle kalacak veya bir iki gazvetine katılacak. E bu gerçekten söylemiş mi söylememiş bilemiyoruz. Büyük ihtimalle bunu söylememiş. فَاِنْ سَحَّ عَنْهُ Eğer Said bin el-Müseyyib'den bu sahih olursa, gerçekten o bunu söylemiş ise, فَدَعِفٌ Bu zayıf bir nedir? Bir görüştür. Oldu. Ne zayıf? فَاِنَّ مُخْتَدَاهُمْ اَنْ لَا يُعَدَّ جَلِيلُ الْبَجَلِيُّ وَشِبُهُ صَحَابِيًا Celil Beceli ve onun benzeri iman eder etmez Allah Resulü vefat etmiş. Bir kısım sahabe çabuk vefat etmiş, bir iki sene Resulü'yle kalmamışlar, bir iki gazvetine katılmamışlar. O zaman bu gibi sahabeler, sahabe ad edilmemeli. Halbuki وَلَا خِلَافَ اَنَّهُمْ صَحَابَتُونَ Onların sahabe oluşunda hilaf yok. Bütün ulemalar, bütün İslam alemleri bunların sahabe olduğunu kabul ediyor. Said bin Müseyyeb'in o dediği kavle eğer onunsa zayıf olmalı. Niye? O kavle göre bu gibilerin sahabe olmamalı. Sümme tu'rafu suhbetuhu bir sahabenin suhbeti tevatür yoluyla bilinir. Ne yoluyla bilinir? Tevatür yoluyla bilinir. Mesela Hazreti Ebu Beysir, Hazreti Ömer, diğer aşere mübeşşer bunların sahabe oruşu tevatür yoluyla bize gelmiş. Evul istifadeti. Burada ev var mı? Bir tevatürü evul istifadeti. Ev olsa daha iyi olur. İşte ev yapın. Aşağıda nedir? Ev. Siz de öyle yapın. Evul istifadeti. Yahut da tevatür yoluna ulaşmamış ama sahabe olduğuna dair şöhreti var. Bildiniz değil mi? İstifade demek, tevatüre ulaşmamış şöhret demek. Meşhurdur bu sahabedir. Ev kavli sahabiyin. Yahut da sahabinin bir, herhangi bir sahabinin kavliyle sohbeti sahabedir. Sahabenin birine diyor, diyor falan kez sahabidir. Falan kez nedir? Bak sahabe adil mi? Adil. Burada bir şeyden haber verdi mi? Verdi. Neden haber verdi? Falan kesin sahabe
olduğunu haber verdi. O zaman onun sözünü kabul eder, o sahabedir. Hatta şaha bakın, اَوْ قَوْلِ سَحَابِيِنْ اَنْهُ اَنْهُ سَحَابِيُنْ كَحَمَّتَ بْنِي اَبِي حَمَّتَ دَوْسِي اَلَّذِي مَاتِ بِيَسْبَانْ مَبْتُوَنْ Karın sancısıyla ölmüş. فَشَيْدِ لَوْ اَبُوْ مُوسَ الْاَشْعَرِ اَنَّهُ سَمِيَ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Resulullah'dan hadis işitmiş. حَكَمَ لَوْ بِشِهَادَتِ Oldu. Yani Ebu Musa el-Eş'ari'nin kavliyle Hammete bni Ebi Hammete Hammete bni Ebi Hammete'nin devsinin sohbeti nedir? Sahabeti. Ev kavlihi yahut da kendisinin kavliyle adam diyor ben sahabiyim. Ha onun kavliyle onun sohbeti ispat edilir. İza kana adlen eğer ne olursa adil olursa. İzakane adilen eğer ne olursa adil olursa. Söylen kişi adil ise, fasıl bir değilse, adil ise adilin şehadeti kabul ediliyor. Bu da kendi sahabeliği üzerine ne diyor? Şehadet ediyor. Biz onun ifadesini, şehadetini kabul ederek onun kavliyle onun sahabe olduğunu kabul ediyoruz. Tabi onun kavliyle diyor ben sahabeyim, bir de sahabe olma imkanı var. Sahabe olmayı var. Tamam. Mesela diyelim bir kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hicretinden sonra diyor ben sahabiyim. 100 sene sonra. Adil olsa da kabul edilmez. Niye? Ya 100 sene sonra söylüyor. Sahabe olması için demek Resulullah görürken en az 8-9 yaşındaydı. Öyle değil mi? En az ömrü 110 sene olacak ki, o civarda olacak ki sahabe olabilsin. Bak o zaman mümkün değil. Ha adil olsa da ben sahabeyim derse ama hicretten sonra 100 sene geçmiş bunu söylüyorsa kabul edilmez. Oldu. Demek ki mektûrafu suhbetu bi tevatürü bi evli istifadeti ki اَوْ قَوْلِ السَّحَابِينَ اَوْ قَوْلِهِ زَكَانَ عَدْلًا اُوْجْ اَسَّانِي اَسَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ Sahabeler hepsi nedirler? Sahabeler hepsi adildirler. Hepsi kim? مَنْ لَابَسَ الْفِتَنَ Fitnelerle bulaşmış kimseler Hazreti Ali döneminde, Hazreti Ayşe döneminde fitnelerle içli dişli olanlar da adil. Ve gayrum onların gayrisi de adil. Bi icma'i men yu'teddu bihi. Kendilerine itibar edilen alimlerin icma'ince bütün sahabeler nedirler? Adildirler. Adil olmayan sahabe yok. Adaleti kabul etmeyen sahabe yok. Oldu. Niye sahabeler adil? Ya bu dini getiren bize sahabeler. Öyle değil mi? Eğer bir sahabelerin adaletine şüphe edersek o zaman gelen dinde de şüphe etmemiz lazım. Öyle değil mi? Ha o zaman dinin sağlamlığı Resulullah döneminde kalmış. O zaman Resulullah döneminden sonra sahabelerle bize geldi ya o zaman şüpheli olmalı. O zaman dine güven olmamalı. Bu da olmadığına göre öyleyse sahabeler hepsi nedirler? Adildirler. Sahabe araştırılmaz. Herhangi bir ravi bir yerde geldiyse araştırırız. Ama sahabe gelince araştırılmaz. Bazı kileler diyorlar sahabe de araştırılabilir adaletinden. O yanlış. Bazılar diyorlar fitneden önce araştırılmaz, fitneden sonra araştırılır. Bazılar diyorlar fitneye katılanlar araştırılır, fitneye katılmayanlar araştırılmaz. اَسَّحُ ki fitneye katılan, katılmayan, fitneden öncekiler, fitneden sonrakiler hiçbirine yapılmaz, araştırılmaz. Mu'tezileler diyorlar, Hazreti Ali ile savaşanlar adil değiller, geri kalan adil. Oldum. نَسَ اَسَّانِيَ السَّحَابَةُ كُلُّمْ عُدُولٌ
men la besel fitne ve gayruhum icma'i men yu'teddu bihi. Hani kıyılarlar ihtilaf ederler. Biz diyoruz buradaki icma men yu'teddu bi icma'i. İcmalarına itibar edilen kişilerin icma'i var. O muhalefet edenlere itibar edilmez. Peki en çok hadise rivayet eden kim? Yani bizim bildiğimiz kimdir? Ebu Hureyre. O da diyor ve ekserum hadisen Ebu Hureyre radiyallahu anhu. Ebu Hureyre 5374 hadise rivayet etmiş. Sümme İbni Ömer, sonra kim? İbni Ömer 2630 hadise rivayet etmiş. Ve İbni Abbas 2660 hadise rivayet etmiş. Aslında İbni Abbas'ınki 30 sene daha fazla. Ama sıralamaya gelince İbni Ömer'i öne almış. Ve Cabir bin Abdillah ve Cabir bin Abdillah 1540 hadisi rivayet etmiş. Ve Enes bin Malik ve Enes bin Malik bir de Enes bin Malik rivayet etmiş. O da Enes bin Malik 2286 hadisi rivayet etmiş. Ve Aişetu, annemiz Ayşe Ummul Mu'minin, o da 2210. Oldu. İşte hadisi bini geçenler bunlar. Bir daha Ebu Said el-Hudri var, 1170. 1100. Artık geri kalan sahabelerin hiçbirinin hadisi bini geçmiyor. Hepsini binden aşağı. Ve ekseruhum futya, fetva itibariyle sahabelerin en ekseri ve ekseruhum futya turva, yani fetvası rivayet edilenlerin en ekseri, yani en çok sahabe ki fetvası ne yapılıyor? Rivayet ediliyor. İbn-i Abbas'ın. En çok fetva veren fakirde, fetva sahibi olan İbn-i Abbas'tır. Ve an mesruqin kal. Ve an mesruqin kal. Mesruk'tan rivayet etmiş, demiş ki Mesruk. İntaha ilmu sahabeti ile siddetin. Demiş sahabelerin ilmi üç kişiye ulaştı. Orada nihayet buldu. Ömer radiyallahu anhu ve Aliyyün kerimallahu veşhu ve Ubeyyün Ubeybünü Kâb eti üç ve Zeyd bin Sabit eti dört ve Ebi Derda eti 5 ve İbn Mesud eti 6. Sümme intaha ilmu siddeti ila Aliyyin ve Abdillah. Bunların ilmi de Ali ile Abdullah bin Mesud'a ne eti? Nihayet buldu. Oldu. İmam Ahmed de diyor İbn Abbas en çok fetvası olandır sahabeler arasında. Peki Hazreti Ebubekir Sıddık'ın rivayetleri çok az. 100 hadis rivayet etmiş. Yani 142 hadis rivayet etmiş. Biri de geçiyordu. Ha, fevaidu gördünüz mü? Fevaidu alta bakın. Abi ben görmedim. Ve ekserum futiyadan hemen önce. Tedribe bakın. Es-sebebu fiqilleti ma ruvi an Ebi Bekir Sıdık radiyallahu ta'ala anhu ma takdimihi. O daha önceydi. Ve sebkihi İslamiyet itibariyle herkesin sebkati var. Ve mulazimeti li Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e mulazimdi. Hadislerin kılletinin nedeni nedir? Budur. Ennehu tekaddemet vefatuhu kabl intişarı hadisi. Hadis yayılmadan önce
vefatı ne oldu? Hadisi yayılmadan önce vefat etmiş. Yani hadis yayılmadan önce, hadislere ehmiyet verilmeden önce vefat etmiş. Oldu kabile intişarı hadisi ve intinai nasi bisemahi ve tahsilihi ve hifzihi. Zekerehul Musanna fi tehzibi. قال وجملة ما روي له 100 حديث و 42 حديثا. Yani hadis ehmiyet verilmeden önce, hadis toplanmadan önce Hazreti Ebu Bekir ne etmiş? Vefat etmiş. Ondan hadisleri az. Yoksa az bildiğinden dolayı değil. Ve minas sahabeti, sahabelerdendir el abadiletu. Abadile, Abdullah'ın cemidir. Sahabelerdendir abadile. Kimlerdir abadile deyince, mesela bazı yerlerde geçiyor, bu hadis abadileler rivayet etmiş. Abadile kimlerdir? İbn-i Ömer, Abdullah bin Ömer 1. Ve İbn-i Abbas, Abdullah bin Abbas 2. Ve İbn-i Zübeyr, Abdullah bin Zübeyr 3. Ve İbn-i Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As etiyor. Peki İbn-i Mes'ud ve leyse İbn-i Mes'udin minhum. İbn-i Mes'ud abadileden değil. Niye? Çünkü bu abadile lakabi meşhur olmadan önce İbn-i Mes'ud vefat etmiş. Büyük alimlerdendir. O fukahalardan biridir. Ama abadileden değildir. Çünkü erken ne etti? Vefat etti. Bu diğer dört taneleri yaşadılar, onların ilmine muhtaç oldu, millet onları topladılar, onlardan çok fayda istifade ettiler. Oldu. Ve keza sairu men yusemma Abdallahi. Abdullah ile isimlenen diğer sahabeler de var. Onlara da ne deniliyor? Abadile denilmez. Yani nasıl İbn-i Mes'ud abadilen içinde değilse, diğer Abdullah ismiyle olanlar hiçbiri abadilen içinde değil. Baş Abdullah var mı diye. وَهُمْ نَحُمْ مِئَتَّنِ وَاِشْرِينَ 220 sahabe Abdullah ismiyle müsemmad ile. Abdullah isminde 220 sahabe vardı ama abadile deyince bu dört taneden başlıyor. İbn-i Abbas, İbn-i Ömer, İbn-i Zübeyr, İbn-i Amr bin As, bu dört Abdullah'a itlak edilir. Başkalara itlak edilmez. Kale Ebu Zür'a el-Raziyyü. Ne demiş? Demiş, Kubide Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Allah'ın Resulü kabul edilmiş, an mi'eti elfin ve erba'te aşere elfen mines sahabeti mimmen reva anhu ve semya minhu. Ebu Zür'a el-Razi diyor, Kubide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an mi'eti elfin ve erba'te aşere elfen. Allah'ın Resulü 114 bin sahabet, mine sahabeti. 114 bin sahabeden vefat etmiş. Yani vefat ederken 114 bin sahabesi vardı. Hangi sahabe? Mimmen rava anhu ve semya minhu. Resulullah'dan hadisleri rivayet eden. Resulullah'dan hadisleri işiten 114 bin. Öyle değil mi? Uzak olan, hadis işitmeyen, rivayet etmeyenler hariç 114 bin Allah'ın Resulü'nün sahabeleri, yani onların hadisi işiten, sema eden sahabeleri vardı. Oldu. Vaktulife fi adedi tabakatihim. Sahabelerin tabakatlarının adedinde ihtilaf olmuş. Sahabeler kaç tabakadan oluşuyorlar? Ve cealehumul hakim, hakime neyse buri, isnetteyi aşere tabakaten. Hakime neyse buri onları ne etmiş? 12 tabaka üzerine kılmış. Oldu. O 12 tabaka, birincisi kavmun eslemu bi Mekke kel hulefeler ba'di. Mekke'de Müslüman olanlar. Es-saniyetu eshabu dar-i nedve, dar-i nedvede olan sahabeler. Es-salisetu muhaciretu habeşiddi. Habeşistan'a hicret edendi. Er-rabiyetu eshabu l-akabeti l-ula.
El-Khamisetu Eshabul Akabeti Saniyeti. Ama o ekseri minel eserdi. Muhacirlerden çok az vardı. Es-Sadisetu Evvelul Muhacirine Lezine Veselu İleyhi Bi-Kuba Qeblen Yedhulul Medinete. Es-Sabiatu Ehlu Bedir. Es-Saminetu Ellezine Haceru Beyne Bedir ve Hudeybiye. Yani Bedir Hudeybiye arasında hicret edenler. Et-Tasiyatu Ehlu Bey'ati Ridvan. El aşiretun men hacire beynel Hudeybiye ve Fethi Mekke. Hudeybiye anlaşması ile Mekke Fethi arasında hicret edenler. Ke Halid bin Velid ve Amr bin As. El hadi aşere muslimetül fetah. Mekke Fethi'nde Müslüman olanlar. Es saniyete aşere sibyan ve etfalun ra'u yevmel fethi fi hacetil veda ve gayriha. Yani o çocuklar, sibyanlar ki Fetih gününde Hacetül Veda'da Allah Resulü'nü görenler. Furu'un. Furu'un dedi. Ahadva uktulü fi sahabeti. Birinci fer'i o din. Es-sani ikinci fer'i. Es-sahabetu kulhum udulun. Es-salisun aftaluhum orada duran. Kalan da bir ders yaparız. Nev'i erbağına kadar. Nefâkumullâhu nef'un mubîn.